bir film çevirsem aşık olduğum insanla o sahneyi oynarken ayrılık sahnesi. O sahne kafama takıldı mesela benim. Acayip ağladın. Acayip ağladın o sahnede. Çok da güzel bir sahneydi. O sahnede bu rol bunu gerektiriyor ağlaması mıydı? Yoksa yani gerçekten de ben Fahriye'yi çok seviyorum. Böyle bir şey başıma gelse. Çünkü ağlama sahnelerinde insan ya annesini düşünüyor ya başına gelen kötü olayları. Evet, orada evet, orada evet. Mesela hissiyatınız neydi? Onu merak ediyorum. Abi orada nasıldı? Ya aslında bizim... şey bir durum ya o. Yani onu biraz böyle... çünkü her duyguda öyle ya. Yani o an teknik bir şeye giriyorsun aslında. O duyguyu arıyorsun ama o anda mesela bir ton şey de düşünüyorsun. O sunileştiriyor durumu. İşte ışık kayıt deniyor, gün gidiyor deniyor. Hadi doğru, hızlı abi, olmam evet. Lazım. Gözyaşını, hani yani. Gözyaşı da aksın istiyorum. Duygu tam olsun istiyorsun. Yani aslında bir ton şeye giriyor o arada. Yani evet, sadece doğru. Doğal halinde. Profesyonelliğe giriyordur. Hayır, evet, hayır, Halil biliyorsun abi. Hayır, ama yani, tamam, evde belki kriter yapıyorlardır. Halil destek ol abi. Aynen. Bir yardım et abi. Burası öyle bir soru sordun ki abi. Ama profesyonel biliyorsun bizim işimiz. Yani orada öyle olmuyor. Gerçekten ben özellikle çok çok başka şeyler düşünüyordum. Beni uğraştıran o kadar çok şey vardı ki. Ama ya o sahneye çıktığımızda şey gerçekten o iş profesyonel yürüyor. Görüntü orada ona bakmıyoruz. Diyor ki saçını çek yüzünü kapatıyor diyor. Bir de duygusal alan yok orada. Ne abi? Duygusal alan yok orada. Ha, tamamen evet. Mantıksal bir alan içindeler. Karşıda kameramanlar, aynen. Işıkçılar. Kesinlikle öyle. Yani ya biz düşüneceğin tek şey o işi orada yapmak yani. Bu arada... Fahriye'nin ağlama sahnelerine şöyle bir genel baktı Çalıkışından bu yana. Güzel ağlayan bir kadınsın. Bak bu herkese nasip olmaz. Benim bir anım var onunla ilgili. Nasıl? Ağlamamla ilgili bir anım var benim. İlk işimde. Evet. İlk işim yani gerçekten hani kamera nedir tam olarak algılayamıyorum. Sıfır yani sıfır noktasındayım daha. Ağlama sahnem var tek başına şeydeyim. Otobüs durağında. Tek başıma kalmışım. Çok fazla bir sıkıntım var ve ağlamam gerekiyor. İşte bir şekilde neyse o dönem işte böyle destek şu bu falan filan yardım aldım. Ağlıyorum yönetmenim dedi ki yanıma gelip. Kızım neden gülüyorsun diyor. Neden? Neden gülüyorsun? Evet. Gülüyorsun diyor. Gülmüyorum diyorum. Hay Allah'ım Allah. Tekrar gidiyor. Neyse yine başlıyor. O arada sen ağladığına inanıyorsun. Abi aramızda ağlıyor musun? Ama şimdi bak birazdan. Aramızda yaz filmde de hep öyleydi yalnız. Nasıl? Yani, filmde ağlarken de hep öyleydi. Garip gülmekten bir gülümseme gülüyorsun ifadesi Fahriye, oluşuyor yüzünde. Ama kolay ağlıyor. Yani çok kolay ağlıyor. Kolay ağlıyorsun. Ve güzel ağlıyorsun. Ya bazı insan ağlarken çirkin. Mesela ben ağlarken çok çirkin bir adamım. Ben de aynı. Oğlum gerçekten. Aynıyız, çok sen de mi çirkin? Ben inanılmaz. Oğlum sen nasıl daha çirkin? Yani... İnanılmaz oluyor abi ya ağlıyorum yani. Halil bu adam çirkinleşemez ki sen ağlasan abi, da olamaz. Olur mu ya? Yani. Olur mu? Halil senin şimdi. Ağlaman nasıldı? Kolay ağlar mısın? Ağlamaz olur mu ya? Bak televizyon başında kimse yokmuş gibi rahat konuşalım. Ben evde bazen otururum tek başıma. Canım böyle sıkıldı. Dolarım. Evde benim işte kızım vardı ufak yani benim köpeğim. Bir dertleşirim onunla. Bir ağlamaya başlarım. Allah Allah gaza gelirim. Deli gibi evin içinde. Allah ondan sonra banyoya giderim yüzümü yıkamaya. Bakınca bir utanırım kendimden. Niye yaptın arkadaş böyle bir şey diye. İşte abi arkadaş, onun... Arkadaş ben kendime aşık mıyım? Niye bu müziği çalıyorsun alttan? Ben kendime atıyorum. Onu o yalnız ağladığınız kafayı aynada bakıp ne çirkin bir adamsın dediğiniz sinemada yaptığınızda hiç bittin. Güzel olmuyor. Olmuyor. Evet. Çünkü ben bundan çok şey yaptım böyle incir reçeli bir de ağladığım bir kareyi koyup ki en çok hoşuma giden o şeydi. Spoiler mi diyorlar ona? İşte şey o. Ha küçük şey. Yanıma Leonardo DiCaprio'yu, Brad Pitt'in ağlamalarını koyup beni rezil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dakika. O yüzden mesela ikinci arka filmde... Arka taraf duyabildi mi? Biraz sesleri açalım. Ben bile zor duyuyorum. Adamla herkes içine konuşuyor burada. Vallahi doldular yani. Bir sıksam bütün cümleler çıkıyor. Adam kendi ağlamasının karesini koymuş. Yanına da Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt'in ağlamalarını koymuş. Tabii insan yok ben değil insanlar koydu da. Bunu iyi ki yaptılar çünkü ikinci filmde ağlama şeylerinde ben de artık öyle normal evdeki gibi ağlamadım. Ya falan değil de. Abi. Tecrübe o. Ama en güzeli o da. Filmde ağlayamıyorsan kapatacaksın yüzünü. Ben de yap. O da evet. O ne ya? Fahriye,
ağlarken aşkım kusura bakma bu arada sen istediğin konuya girebilirsin. Sen ya, yok, ben rahatım ya. Bütün konulara ait biraz olduğun için programın içindeki. Ben herkesi gözlemliyorum şu an zaten. Ha gözlemle. Evet evet. Aşkım biraz sonra bize şey yapacak. Böyle konuşulmuyordu o aşkım aşkım diye. Aşkım biraz sonra bize şey yapacak, böyle kendi elinde attı, böyle bazlamalı adam yapacak bize aşkım biraz sonra. Kız arkadaşın için öyle söylersin ya, aşkım yapacak biraz sonra. Ya ben bugün niye ötüyorsam her şey süper yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,